Kaybol oradan pusi. Kaybol oradan. Gece yarısı saat 5'te balkonla tıkırtı çıkardık be. Şaşmaz. Bir kahve içiyorum bu saat. Tabii ki penceremizin önünde sıçma peşinde. Önce bütün eski sıçma noktalarını dolaştı, orada durakladı. Belki çıkarır beni diye. En sonunda orada çıkardı be. Toksoplazmalı kakadır diye yeni kedi edinmiş, kahverengi bir tane. Kavun içi, daha doğrusu kavun içi beyaz. Çiftlik var, çiftlik hepsi burada yetişmiş. Dünkü stalking ise iğrenç yani, hiç görmediğim bir tip, böyle devasa magamla tipi, iki tane kurt köpekle tam ben geliyorum, hazır bekliyor fırının girişinde. Girdim, alışverişimi yaptım, karım kapının önünde suratına sürüyor o köpekleri. Sonra çıktım gidiyorum, onunla gideceği tuttu, arkamızdan geliyor. Böyle binlerce kez yaşadığım senaryoları bunların. Devlet bu hastalık saçanlara bir önlem almalı ve ne yapacağını düşünmeli. Düşünün yani, 10 tane hayvanı aynı anda penceremin dışına sıçtırabilen, iki pislikle kabus yapabilen bu millet neler yapabilir? Kaç komşu kanserden öldü? Hiç ceza da almıyorlar. Sürekli hala hayvanlarla oyun oynuyorlar burada. Stalking ordusu yönetiyorlar. Gelmiş bana yeni hayvanla kapımızın önünde, apartmanın içinde, girişinde. Bir tane daha eski, iki tane Leyla hava atıyor. Sanki bilmiyoruz, istediği zaman 6-7 hayvan en az. Eskisini hatırlıyorum, burada 20-30 hayvanla. Bu millet yönetebiliyor bu hayvanları istedikleri gibi. Onu bırak yani, saçılan sümüklü böcek yığınları, onlar da kameramla, nasıl bu milletin icabına bakılmaz. Evet, sümüklü böcek ordusu, yer yokmuş gibi tırmanıyordular pencerenin üstüne. Diğerleri gibi kumandalı asker gibi. Evet, bu milletin icabına bakılmalı, yeteri kadar güç elde etmişler.